Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. İyi seyirler. Abdurrahman Dilipak. Ah Ukrayna. Ve sabah namazı için kalkıp dünyada neler oluyor diye baktığımda iki önemli gelişme oluyordu. Ukrayna'da bombalar patlıyor. Ruslar Ukrayna'nın bazı şehirlerini işgale başlamışlardı ve İsrail Suriye'nin başkenti Şam'ı bombalıyordu. Rusya Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a operasyon başlatmıştı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de de büyük patlama sesleri duyuluyor, denizden Odessa'ya giriyordu. Ve karadan Harkov sınırını geçiyordu. Aslında Putin bir oyun kurmuştu. Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdı. Ukrayna bunu tanımadı ve bunun üzerine Ukrayna'nın tehdidine karşı Rusya bu ülkelerin çağrısına olumlu cevap vererek bu ülkelerin güvenliğini korumak için harekete geçti. Rusya kuzeyden altı noktadan ilerliyor. Belarus'tan iki giriş var. Hava harekatı ile stratejik hedefleri vururken denizden Odessa'ya çıkarma yapıyor. Batıda Romanya, Slovakya, Polonya, Moldova ve Macaristan, doğuda Kırım tarafına doğru savaştan kaçan sivil halk göç dalgası oluşturdu. Belarus üzerinden Brest, Mazir, Rusya üzerinden Bryansk, Kurs Vorons üzerinden giriyor. Kursk üzerinden Sumi ve Harkiv, Voranez üzerinden yine ayrı bir güzergattan Harkiv ve Luanska doğru ilerliyorlar. Azat Denizi kuzey burnunda Rostova doğru sivil halk kaçıyor. Burada savaşın görülmeyen, tartışılmayan iki yönü var. Bu savaş çok yönlü bir Hristiyan savaşıdır ve dar anlamda Ortodoksların iç savaşıdır. Bu savaş Matruşka gibi bir savaş. Burada Türkiye topluluklar ve tabi ciddi bir Müslüman topluluk da var. Öte yandan bu savaş, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve NATO'nun sonu olabilir. Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi'nin 5 üyesinden, üçü ikisine karşı. Kaldı ki, üçün hiçbiri diğeriyle uyum içinde değil. Avrupa Birliği zaten yamalı bohça ve kendisi himmete muhtaç bir dede. İtalya ayakta durmaya zorlanıyor. Fransa kendi iç sorunlarıyla baş edemiyor. İngiltere birlikten ayrıldı. Almanya desen zaten ABD, İngiltere, Fransa'nın işgali altında bir ülke. Burada en trajik ve zavallı ülke ABD. Biden evanjelist bir ülkede, cizvit bir katolik ama aynı zamanda satanist, LGBT'ci, işte öyle biri. Ortodoks bir coğrafyada bir başka ortodoks ülkeyi, bir başka ortodoks ülkeden kurtarmaya çalışıyor. Avrupa ülkeleri zaten bir garip. İngiltere Anglikan, Fransa laik, İtalya katolik, Almanya lutheryen genel itibarıyla aslında birçoğu artık agnostik. Dini aidiyet kültürel bir aidiyete dönüşmüş. Protestanlar zaten 40 parça. Katolik dünyası cizvit bir papanın eline düşmüş. O da LGBT'leri Tanrı'nın çocukları diye kutsuyor. Ortodoks kilisesi ise bu iç savaşta sesini çıkarmıyor. Zaten Ukrayna kilisesi daha önce Rusya'dan ayrılmıştı. Ne Rum Kilisesi, ne Ermeni, ne Süryani Kilisesi'nden de ses yok. Bir Sezarlar'ı da yok. Osmanlı'nın yıkılışıyla aslında İslam Birliği dağılırken Ortodoks Birliği de dağıldı. Doğu Roma ile birlikte. Hz. Ömer'in Kudüs'te sağladığı Ortodoks Birliği yıkılınca Ortodoks kiliseleri İngilizler, İtalyanlar, ABD ve Laik Fransa, Almanya arasında paylaşıldı. Uygarlıkların karakterleri vardır. Ateş, hava, su ve toprakla ifade edilir bir karakterler. Batı Katolik dünyası ateştir. Laik, seküler, protestan dünyası ve Amerika, hava. Asya, Hint ve Çin toprak. İslam medeniyeti suyla ifade edilir. Şimdi hepsi birbirine karıştı. Medeniyet çamura dönüşünce edeniyet oldu. Fatih, İstanbul'u Latin işgalinden kurtarınca Ortodoks dünyasının hamisi Müslümanlar olmuştu. Onlar Müslümanların emaneti altına girmişlerdi. Cumhuriyet bu emaneti reddetti. Zamane Müslümanları da Hazreti Ömer'in Kudüs emannamesindeki ve Fatih'in İstanbul emannamesini bir kenara bıraktılar. Putin, biz Batı'yı Türk ve İslam istilasından kurtardık diyordu. Biz de Batı'yı komünizm ve Rus istilasından kurtardığınızı zannediyorduk. Bu dualist akıl böyle çalışır. Önce çatıştırır, sonra uzlaştırır, arada bir denge sağlar, kendisi araya girer. İnce ayarı elinde tutar. Batı da bizi NATO üzerinden komünizm tehdidinden koruyordu değil mi? Şimdi işler iyice karıştı. Hatırlayalım, ABD Çin'e karşı Japon denizinde tahkimat yapıyordu. Kuzey Kore arkası arkasına füze denemesi yapıyordu. Tayvan konusu tartışılıyordu. Batısında Kazakistan'da bir takım olaylar oluyor. Doğu Türkistan'ı, Fergana'yı konuşuyorduk. Çin ve Hindistan sınırında gerilim yaşanıyordu. Diego Garcia'ya ve Basra Körfezi'nde İran'da ve Doğu Akdeniz'de bir hareketlilik vardı. Rusya'yı güneyde ve batıda tutmak gerektiğidi ki ABD Japon denizinde daha rahat hareket etsin. Ama Rusya süreci zamana yayarak ABD'yi batıda tuttu. ABD Ukrayna krizini bahane ederek Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını arttırdı ve Girit'ten Baltık Denizi'ne kadar fiilen askeri bir kontrol sağladı. Ege ve Adriyatik arası karadan bütün Balkanları kontrolünü aldı. Ukrayna üzerinden Karadeniz'e üst kurmak istiyordu. Ukrayna bahanesiyle Rusya'nın batı ile enerji koridorunu kontrol ederek Rusya'yı ekonomik olarak zayıflatmak ve bir tecrit politikasıyla Putin'e boyun eğdirmek istiyordu. Batı'yı enerjisiz bırakıp zayıflatarak bölgede kontrolün kendinde olduğunu göstermek istiyordu. Aslında Putin, Vef Def üzerinden Merkel, Macron ve Rothschild'ler ve ABD'deki Bill Gates çetesiyle eskiden beri işbirliği içindeydi. Ama şimdi Batılılar tarafından aldatıldığını söylüyor. Bunlar yalancı. İngiltere bölgedeki gelişmelere mesafeli duruyor. Zaten İngiltere de kendi içinde diken üstünde bir ülke. Ukrayna halkının %80'den fazlası Rusça konuşuyor. Çarlık döneminden beri o grupta yer alırken, orada Ukrayna'yı Sovyet yönetimi kendine bağlı bir bölge olarak Ruslar kuruyor. Daha sonra özellik veriyorlar. Sovyetler Birliği dağılınca da Ukrayna Rus Federasyonuna katılıyor. Ukrayna jeopolitik, jeostratejik açıdan Rusya için çok önemli. ABD Ukrayna'da bir bölgeyi dağılsa Batı Karadeniz'e yerleşecek. Eğer Gürcistan ve Ermenistan'ı da, NATO'ya alırlarsa aslında Karadeniz bir NATO gölü olacak ve NATO'nun sınırları Kafkaslara dayanacak. Ama bu evdeki hesabın pek de çarşıya uymadığı görülüyor. Bu macera uzarsa durum ne olur? Eğer bölgede siyasi cinayetler başlar, halk isyanları olursa, Putin giderse ve Rusya dağılırsa ne olur? Bu süreçte nükleer bir savaş çıkar mı? Çıkarsa ABD kalır mı? Rusya kalır mı? Çin kalır mı? Hindistan kalır mı? Kriz uzarsa ABD dağılır mı? Dünya ekonomisi nereye gider? Doğal gaz akışı kesilirse Batı buna ne kadar dayanır? Bu yeni göç dalgasına Batı ve bölge devletleri ne kadar dayanır? Bu arada ABD'de özgürlük konvoyu Washington DC'ye doğru ilerliyor. Bakalım Ukrayna krizi ABD iç politikasına nasıl yansıyacak göreceğiz. Rusya Ukrayna'ya girerken ilk kez RF silahlarını da kullandı. Yarın Starlink'ler Rusya'da belli noktalara RF ve lazerle müdahale ederler mi? ya da hackerlar siber savaş için seferber edilir mi? Bize hayır gibi gelen şeyler de şer, şer gibi gelen şeyler de Allah hayır murad etmiş olabilir. Allah cahil ve zalimlere yardım etmez. Bazen de zalimleri birbirine düşürür. Gelen haberlere göre Ukrayna'daki birçok stratejik nokta tanklar, topçu birlikleri, füzeler, savaş uçaklarıyla vuruluyor. Piyade birlikleri de yer yer çatışmaya girdiği haberlere geliyor. Bu arada petrol fiyatları 100 dolar aşmış. Döviz yükselişte. Borsa düşüşte. Rusya Ukrayna'da 17 noktada hava kuvvetleri operasyonu gerçekleştiriyor. ABD ve Avrupa Birliği yaptırımlardan söz ediyor. Birleşmiş Milletler Rusya'yı kınıyor. NATO ne yapacağını bilmiyor. Rusya'daki ve özellikle de Ukrayna'daki iş adamı çalışanlar, Türkler, öğrenciler tahliye için bekliyorlar. Türkiye'den Ukrayna'ya ya da Ukrayna'dan Türkiye'ye mal ve hizmet ihracı konusunda faaliyet gösterenler ve Türkiye'deki Ukraynalılar açısından da Ankara'nın devreye girmesi gerek. Selam ve dua ile